geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hocam, Afganistan'da Taliban'la bir barış süreci yaşanıyor. 2001'den beri 20 yıllık çatışmalar sonrası bu noktaya gelindi. Buraya nasıl gelindi ve ABD ve NATO başarısız mı oldu Afganistan'da? Evet, teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru sordunuz. Gündemin konusu gerçekten bu. Hem Türkiye'de hem uluslararası camiada, Avrupa'da çok tartışılan bir konu. Aynı zamanda bölge ülkeleri de tartışıyor bunu. Yani Afganistan'ın kendisi tartışıyor, onun komşuları tartışıyor, Pakistan tartışıyor, işte Hindistan tartışıyor, Orta Asya dediğimiz bölgedeki ülkeler tartışıyorlar. Dolayısıyla Türkiye'de çok tartışma bulmuyor. Zaman zaman gazetelerde, televizyonlarında gündemi yer alıyor, sonra tekrar düşüyor. Çatışmalar başladığı zaman Afganistan'da tekrar gündeme geliyor. Ama aslında konunun bir sürekliliği var tabii. Bu açıdan bu program yerinde bir program. Sizi tebrik ediyorum yani bu noktada. Şunu söylemek gerekiyor tabii. Önce 2001'in de öncesine bir parça gidelim. Yani çok fazla kaybolmadan derinlikte. Onu da şöyle ifade edebiliriz. Tabii Afganistan tarihi boyunca aslında bağımsız, modern bir devlet olmaya çalıştı. Büyük çaba gösterdi bunun için. Ve Türkiye'de örnek aldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetini, onun devrimlerini, onun Kurtuluş Savaşı'nı, onun Türkiye'yi modernleşmesini örnek de aldı. Hatta burada önemli aşamalar da kaydetti ama bunu tamamlayamadı, sonucuna getiremedi. Sonra da işte 1950'lerden itibaren sürekli iktidar değişimleriyle, sürekli bir kırılganlığın içinde yaşadı. Ne zamana kadar devam etti bütün bunlar? Bir dönüm noktası 1979-80 yılında Sovyetler Birliği'nin Afganistan'ı işgaliyle bir dönüm noktasına geldi. Ondan sonra ABD'nin tabii yönlendirmesi, desteği, kışkırtmasıyla, Suudi Arabistan'ın da finansal desteğiyle, Pakistan'ın tabii olayın içinde bir komşu olarak olmasıyla mücahitlerin savaşı başladı. O mücahit savaşı kısa sürede radikalleşti, uzun sürdü tabii. Sovyetler en sonunda çekildi bir 10 yıl sonra. Ama Afganistan hala durulmadı ve bir iç savaşın içerisine girdi. Kanlı bir iç savaş yaşadı kendi arasında. İşte tüm o iç savaş ortamından Taliban çıktı. 1996'da büyüdü. Kandahar'dan itibaren başladı. Aşama aşama Afganistan'ı kontrol etti. Sonra da orada İslami çağ dışı kalmış bir yönetim kurdu. Kadınları tekrar, o modernleşmiş Afgan kadınlarını tekrar evlerine, karanlıklara mahkum etti ve Afgan halkını da yoksulluğa mahkum etti. Onunla binlerce, on binlerce, yüz binlerce insan öldü. Tekrar işte çağ dışı bir rejimin altında kaldılar. Tabii 4 yıl, 5 yıl sürdü. Arkasına ABD'nin liderliğinde uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler kararıyla beraber Afganistan'a müdahil oldu. Afganistan işgal edildi. Kısa sürede Taliban yenildi ve çekildi. Tabii 2001 öncesi Taliban'ın bu arada çok daha radikal örgütlerle de ilişkisi var idi. Onlara ev sahipliği yaptı. Örneğin El-Kaide'ye ev sahipliği yaptı. Zaten ABD'ye o saldırılar başladıktan sonra ABD gündemine getirdi ve Birleşmiş Milletler'in gündemine, NATO'nun gündemine girdi bu konu. Ve ondan sonra işte Afganistan'da 20 yıllık bir macera diyorum ben ona. Bir macera dönem, büyük bir macera başladı. Burada Afganistan terörden temizlenecek, Afganistan'da modern bir devlet kurulacak, Afganistan ulusu yaratılacaktı. ABD'nin veya Birleşmiş Milletler'in, Türkiye'nin, Batı'nın planı buydu. Bu plan kısmen başarıya ulaştı aslında. En azından ABD açısından Taliban'la olan, Taliban'ın El-Kaide ile olan bağını koparttı diyebiliriz. Yani El-Kaide etkisizleşti, daha etkisiz bir örgüt haline geldi. Afganistan'dan kısmen üslerini terk etti ama bu arada Taliban tamamen yok edilemedi, tamamen eskisileştiremedi. Çünkü topluma kök salmış kısımları var. Taliban Peştun ağırlıklı. Afganistan'da 5 tane büyük etnik grup var. Başka gruplar da var ama ben büyük etnik grupları bahsediyorum. 5 tanesi var. Bunlardan birisi Peştunlar. Taliban da Peştun bir örgüt olarak kuruldu. Peştunların dışında Tacikler var, Hazaralar var. Hazaralar Şii gruplar, Taciklerin kısmen Şii grup, çoğunluğu Sünni gruplar, Özbekler var ve Türkmenler var kuzeyinde. Taliban hep uzun süre Peştun örgütü olarak gitti ve tabii başından beri de Pakistan'la çok ciddi bir bağı oldu, irtibatı oldu. Hatta uluslararası toplumda hala iddialar vardır ve bunlar kabul de görür aslında. Yani Taliban'ı asıl
Pakistan'ın istihbarat birimleri, ordusu kurmuştur ve o destekliyor diye önemli de bir şey vardır. Burada da temel motivasyon, Pakistan'ın temel motivasyonunun Hindistan'da olan çatışmalarından dolayı, Hindistan'da geçmişte biliyorsunuz savaşlar yaşadı. Hatta nükleer çatışmanın eşiğine geldiler. Öyle olunca Hindistan büyük bir ülke tabii, yani çok büyük bir şey. Pakistan stratejik derinlik arıyor. Bunu da Afganistan üzerinden bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla öyle olunca da Afganistan'da her zaman kendi kontrolünde. Bu Taliban vasıtasıyla olabilir ya da başka bir şekilde olabilir. Kendi kontrolünde bir yönetim peşinde koşuyor. Dolayısıyla tüm bunlar tabii Afganistan'daki çatışma dinamiklerini etkileyen konular. Onun için işte 20 yıllık süreç içerisinde istenen başarı, Batı açısından istenen başarı gerçekleşmedi yani. Afganistan'da modern devlet kurulamadı. Çünkü parçalı bir yapısı var. Devleti kurabilmek çok kolay bir şey değil. İşte modern devleti tarihte kurabilen lider sayısı azdır yani. Bunların en başında Mustafa Kemal Atatürk gelir. Modern bir devlet yaratmıştır. Çökmüş bir imparatorluktan bu böyle başarı her tarafta gösterilemez yani. Onun için dünya zaten Atatürk'e hayran olur. Onun için Pakistan hayrandır. Onun için Afganistan hayrandır. Onun için bütün dünya hayrandır yani. O çok kolay bir iş değildir. Afganistan'da doğal olarak bu başarılamadı. Ulus yaratmak çok kolay bir şey değildir. Bu kadar parçalı bir yapıdan. Bir tarafında Tacikler varken, bir tarafında Hazaralar varken. Ve bu gruplar tabii bölge ülkelerinden destek görürler. Onlarla bağı vardır. Yani Özbek gruplar vardır. Özbekistan'la doğal olarak bağı vardır. Türkmen gruplar vardır. Türkmenistan'la bağı vardır. Hazara grupların İran'la bağı vardır. Taciklerin kısmen İran'la, kısmen diğer gruplarla bağı. Peştunların da büyük ölçüde Pakistan'la bağı vardır. İşte tüm bu nedenlerle ABD'nin yapmaya çalıştığı, Birleşmiş Milletler'in çerçevesine oturmuş, kabul ettiği şartlar bir türlü gerçekleşmemiştir. Tekrar çatışmanın içerisine gelmişlerdir diye özetleyebiliriz. Teşekkürler hocam. Uzun bir macera dediniz. Evet. Bu macera ile de Taliban'da bir barış süreci mevcut. Ama hala çatışmalar devam ediyor. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de Taliban nereleri kontrol ediyor? Evet. Aslında son sorunun cevabından başlayalım. Taliban zaten bu barış süreci başlamadan önce de Afganistan'ın Pakistan'la sınır olan, yani güney ve doğu diyebileceğimiz güneydoğu ve güneydoğu kısmındaki Afganistan'ın önemli kesimlerini kontrol ediyordu. Zaten o kesim aynı zamanda Afganistan'la Pakistan arasında otoritenin bulunmadığı, yani devlet otoritesinin bulunmadığı kabilelerin, ama onlarca, yani yüzlerce kabartmış olmayız, kabilenin, aşiretinin kontrolünde olduğu bir şey. Zaten öyle diyor. Yani aşiretler tarafından, oranın tanımlaması öyledir. Aşiretler tarafından federal olarak, müşterek olarak kontrol altında tutulan bölge diye tanımlanır. O bölgenin bir kısmı Afganistan topraklarındadır, bir kısmı Pakistan topraklarındadır. İşte Taliban gibi yapılarda, sadece Taliban da değil, Taliban benzeri yapılarda, devlet dışı aktör diyebileceğimiz yapılarda, özellikle oralarda çok daha fazla etkindir. Baştan itibaren zaten Taliban hiçbir dönemde %30 kontrolden aza inmedi. Yani 2001'den itibaren yenildikten sonra bile en az %30'unu her zaman kontrol etti. Sonra ise süratle bu kontrol artmaya başladı. Son yıllarda da bu kontrol, bu barış süreci başlamadan ve barış süreciyle beraber de arttı. Şu anda Afganistan'da 450'ye yakın ilçe vardır. İl değil, ilçe vardır. Bu ilçelerin işte yaklaşık bir yarısına yakını, %40'ına yakını Afganistan'ın kontrolü altındadır. Taliban'ın kontrolü altındadır zaten. Ama son dönemde, son birkaç ay içerisinde veya 5-6 ay içerisinde diyelim genel olarak, Afganistan'ın gelenekleri olarak Özbeklerin ve Türkmenlerin güçlü olduğu, Taliban'ın daha güçsüz olduğu kuzey bölgelerinde kontrolü ele geçirmeye başladı. Hatta medyaya şöyle haberler sızmaya başladı. Tacikistan sınırındaki kapıyı kontrol etmeye çalışan Taliban'la Afgan ordusu askerleri arasında çatışmalar yaşandı. Binlerce Afgan askeri Tacikistan'a kaçtı. Silahlarını bıraktılar ya da işte yüzlercesi Taliban'a katıldı. Yani savaşmayı reddettiler ve ona katıldı gibi bu tür şeyler başladı. Hatta çok ilginç olarak geçtiğimiz günlerde, birkaç gün oldu buna, bu gelişmeye, İran sınırı, yani Afganistan'ın batısı oluyor bu, İran sınırındaki bir kapı ise
Yine Taliban'ın kontrolüne geçti. O ilginçti. Taliban'ın en zayıf olduğu yerlerdi. Çünkü Taliban Sünni de bir örgüt bu arada. İran'la da çok anlaşamayan bir örgüt. Yani İran malum devlet dışı aktörleri vekil olarak kullanan bir bölgesel güç. İşte Hizbullah'ı kullanıyor, Hamas'ı kullanıyor, belki ona kadar ulaşıyor Orta Doğu'da. Ama Taliban'la o kadar ilişki kuramadı henüz şeyle. Dolayısıyla her zaman çatıştığı bir şey. Orayı da kontrol ediyor. Dolayısıyla mevcut durumda bu haliyle bir şey var. Barış süreci başlamasına rağmen niye bu çatışmalar devam ediyor? Evet, barış süreci şöyle bir şeydi. Aslında iki bacaklı, üç bacaklı diyebiliriz. Barış süreci, üç sütun üzerinde diyebiliriz. Bir, ABD ile Taliban arasındaydı. ABD ile Taliban tamam bir seri anlaşmalar yaptılar. Ama diğerleri de şunu içeriyordu. Afgan hükümeti ile Taliban arasında ve Afganistan'daki hükümetin dışında diğer gruplarla Taliban arasında. Bu iki sütun, iki bacağı eksik kaldı. Yani bir kısmı yapılabildi ki o kısım da zaten ABD ile Taliban arasında yapılan anlaşma da aslında böyle takvime bağlanan taahhütleri olan üçüncü taraflar tarafından gözlenip eğer ihlaller varsa bunlar tespit edilebilen bir kesin bir anlaşma da değil yani bu arada. Niyet beyanı diyebiliriz yani. Niyet beyanı. Tam bir uluslararası bağlayıcı olan iki tarafa da bir takım yaptırımlar getirebilecek sıkı anlaşmalar değil yani o açıdan. Tabii yine bu çatışmalarda başka bir dinamik var çatışmaların ortaya çıkmasında. Biz hep Taliban diye konuşuruz örneğin. Genelde doğru konuşma şudur. Hangi Taliban? Ya, Taliban içerisinde Talibanlar var tabii doğal olarak. Çünkü bunlar oralarda şekillenmiş yıllardır yani Taliban'ın tarihi en az 30 yıl. O 30 yıl içerisinde farklı gruplar çıkmış. Taliban içerisinde kesinlikle en az 10 tane silahlı büyük grup vardır. Siyasi ve askeri gruplardır bunlar. Bunlar aynı zamanda bir kaynak kontrol ederler. Bunlar farklı ülkelerden destek alıyor olabilirler. Farklı aktörlerden destek alıyor olabilirler. Dolayısıyla bunların bir kısmı barışa yakındır. Barışçılardır bunlar. Bir kısmı bozuculardır. Barışı bozarlar bunlar. Çünkü kendi çıkarlarına uygun olmayan bu barış geldiği zaman bunu istemezler. Daha doğrusu devlet dışı aktörler için terör uygulayan, çatışma ekonomisinden faydalanan aktörler için barış zaten tehdit edicidir. Onlar çatışma ortamına hazırlardır. Çatışma ortamından faydalanırlar. Oradan kaynak devşirirler. Oradan rant toplarlar. Oradan vergi toplarlar. Yardımlara el korlar. Hatta uluslararası örgütlerden rüşvet alırlar ki onlar yardımlarını ulaştırabilsinler diye ya kaçakçılık yaparlar. Kaçakçılarla bu tür yapılar içe girmiştir. Yani Afganistan'da da çok büyük oranlarda uyuşturucu kaçakçılığı yapılır. Yani dünyaya çok önemli bir şey gider. Çok büyük bir pazardır bu. Milyar dolarlarla konuşulan bir pazardır. Tabii bu Afganistan'da şu anda olan çatışma ortamının hepsini Taliban üzerine yıkmak da çok mümkün değil. Aynı zamanda diğer gruplar da var. Yani işte bu bir an önce saymış olduğum etnik grupların milisleri var. Savaş ağaları var orada. Yani Afganistan'da çok sayıda savaş ağası var. Bunların kendi milisleri var. Bunların kendi yapıları var. Bunlar da çatışma ortamından çok büyük faydalar elde ediyorlar. Dolayısıyla bir anda çatışmadan barışa geçmek onlar için de korkutucu olabilir. Yani aslında şunu söylemek gerekiyor. Afganistan Taliban'ıyla, Taliban'ın içindekilerle Taliban'ın dışındakilerle, çevresel yapılarla yani komşu ülkelerle ve küresel aktörlerle iç içe geçmiş çok karmaşık, çok katmanlı bir yapı. Bu yapı bir anda barış üretmiyor, çatışmayı devam ettiriyor. Bir aşamada mutlaka belki barış olacaktır ama bu aşamada çatışma üretiyor bu. Dolayısıyla geldiğimiz aşamada budur. Teşekkürler hocam. Taliban hakkında bilgiler verdiniz ama birazdan merceği tutacak olursak, Taliban nasıl bir örgüt? 30 yıllık bir öyküsü var dediniz. Özellikle son 20 yılda 2001'den sonra ne değişti? Bir de El-Kaide ile bağı var mı? Kim destekliyor? Evet. Yine burada sondan belki başlamak lazım. El-Kaide ile bağı var mı? Evet. Başlangıçtan itibaren zaten ABD'nin de dünya kamuoyunun da en büyük iddiası buydu. El-Kaide de malum. Küresel cihada hedeflemiş. Küresel halifeliği, dünya halifeliğini hedeflemiş bir örgüt. Dolayısıyla hemen hemen dünyadaki bütün ülkeler tarafından tesis olarak kabul edildi. Hatta hep şey iddiası vardır yani El-Kaide'yi işte Suudi Arabistan destekledi, o yarattı,
O finanse ediyor ki o bile tehdit algılıyor. O bile tehdit algılamıştır. Afganistan'da evet, yani Afganistan'ın coğrafyası içerisinde ve o karmaşası, kontrol edilmeyen kırılgan yapısı içerisinde ve kaosu içerisinde diyelim, El-Kaide yer bulmuştur. Kendisine üstler bulmuştur. Rahatlıkla oralarda yerleşmiştir. Oradan eleman devşirmiştir, büyümüştür ve doğal olarak da burada Taliban'la da ilişkileri gelişmiştir. Geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda sıkı ilişkileri olduğu söylenebilir. Bu mantıklı geliyor. Tabii ki istihbarat birimleri mutlaka çok daha iyi biliyor bunları. Ama bizler de bir uluslararası ilişkiler, siyaset bilimcisi olarak, stratejisi olarak baktığımız zaman şeyi görüyoruz. Yani çok mantıklı geliyor. Onların arasında mutlaka bağlar vardı. O bağlar kurulmuştu. Taliban da doğal olarak küresel olmayan, sadece Afganistan'ı kontrol etmekle kendine hedef edinmiş yerel bir örgüt. Aynı zamanda bir kısım unsurlarıyla küresel cihada da yakın bir örgüt. Yani oralarda salınan, yelpazenin ortasında bir yerlerde duran bir örgüt idi. İşte bu 20 yılda Taliban gitgide yelpazenin o ekstrem kısmından, uç kısmından, yani küresel cihadist örgüt olma kısmından yerelliğe doğru kaydı. İyice yerelleşti. Yani o şu anda hedefi Afganistan'ı kontrol edebilmek. Baştan da ağırlıklı olarak hedefi buydu. Onun yanında belki küresel cihat da vardı. Ama şu anda tamamen Afganistan'ı kontrol edebilmek. Böyle bir değişimi vardır. Tabii ki kadro, kendi kadrosu, işte aradan 20 yıl geçmiştir. O zaman diyelim ki işte 30 yaşında örgüt yöneticisi olanlar şimdi 50 yaşındadır. 40 yaş olanlar 60 yaşında deneyim kazanmışlardır. Sadece çatışma deneyimi değil bu arada, müzakere deneyimi. Müzakerenin onlara yaratabileceği fırsatları görmüşlerdir. Bir de yaşlanmaya başlamışlardır. Ya bundan sonra artık, yani Taliban'daki en büyük değişim belki de burada da görmek lazım. Hani 30 yaşındaki Taliban yöneticilerinin dağlarda, mağara kovuklarında sürekli saklanarak yaşama belki katlanabilirler. Ama ya 60 yaşına gelmişler, artık buna katlanamazlar. Onun için onlar da bir farklı ortamlar arıyorlardır kendilerine ve biraz daha barışa yatkın olabiliyorlardır buralardan. Afganistan'da zaman içerisinde o değişimleri Taliban da bir kurum olarak da aynı zamanda liderleri bireysel olarak yaşamışlardır. Bir de kurum olarak da bunlar yaşanmış olabilir diye rahatlıkla söyleyebiliriz. Öyle bir dönüşüm yaşamıştır. Ama daha önemli bir dinamik daha var tabii. Bütün bunlarla paralel çalışan. Özellikle işte 2012, 13, 14 o dönemlerde IŞİD'in yükselmesiyle beraber El-Kaide'nin bir kolu olarak ve Orta Asya Cumhuriyetlerinden önemli miktarlarda yabancı terörist gitti, katıldı IŞİD'e, Suriye'de ve Irak'ta. Sonra IŞİD etkisizleştikçe, kontrolü kaybettikçe oradan bu yabancı teröristler, hayatta kalanları, bir kısmı öldü oralarda, hayatta kalanları geri döndü ülkelerine. Ve IŞİD'in Orta Asya'da şubeleri çıktı ortaya, bağlantıları çıktı. Şimdi örneğin Horasan İslam Devleti, yani Horasan IŞİD'i öyle adlandırıyorlar kendilerini. Merkezleri Horasan'da herhalde. Ama bu Afganistan'da tehdit ediyor, bu Özbekistan'da tehdit ediyor, bu Türkmenistan'da tehdit ediyor. Yani bütün bölge ülkelerini tehdit ediyor. Bir de bunların tabii küresel cihat hedefi var bu arada. Taliban'dan farklılar. Öyle olunca baştan Taliban'ı düşman olarak gören bölge ülkeleri, çok ilginç bu dinamik, şimdi gitgide onu ortak olarak görmeye başladılar. Kime karşı? İşte bu IŞİD gibi yapılara karşı ya da Özbekistan İslami Hareketi gibi yapılar, IŞİD'le çok paralel yapılar bunlar. Bu yapılara karşı ortak olarak görmeye başladılar ve işte bu Taliban'ı tam karşıt ve düşman olmak noktasından bir ortak işbirliği yapılacak aktör olmaya doğru da götürdü. İşte Taliban'la görüşmeler aslında 2010 yılından beri yapılıyor. Belki daha öncesinden itibaren yapılıyor. Gitgide diplomasiyi de öğrenmeye başladı bu arada. Onların içerisine de girmeye başladı. Kısacası Taliban eski Taliban değil. Hala silahları var. Hala fotoğraflarına baktığınız zaman sanki işte sakallarıyla, kara kara sakallarıyla, beyaz entarileriyle hepsi aynı ama öyle değil. Zihniyetler kısmen sanki değişmiş durumda. Ha, bu
toplumsal yaşamına bakış açılarına, Afganistan'daki sosyoekonomik ve toplumsal yaşama bakış açılarına ne kadar yansımıştır? Bunu çok kestirebilmek mümkün değil şu aşamada. İçinde olmak gerekiyor. Çünkü hala Afgan kadınını peçenin, örtünün, karanlıkların içerisine mi koyacaklar? Onları bilmiyoruz tabii yani. Hala nasıl olacak o? Afganistan'ı koparıp dünyadan ve bölgeden içine mi kapatacaklar? Bütün bunları bilmiyoruz tabii. Onları bilebilmek için mutlaka çalışanlar vardır ama şu anda basına yansıyan kısımları yok diye düşünüyorum bunları. Teşekkürler hocam. ABD ve NATO'nun Afganistan'dan çekilmesiyle birlikte Türkiye'nin de ilave sorumluluk alma isteği ortaya çıktı. Bu istekliği nasıl değerlendiriyorsunuz? Artı buradan doğabilecek riskler sizce neler? Evet, doğru. Evet, Türkiye özellikle bu NATO zirvesinde Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı ve belki bütün bunlar medyada da diğer basın kuruluşlarında ve diğer çevrelerde biraz erken açıklamalar olarak değerlendirildi. Ya bir niyet beyanı vardı orada sorumluluğu devralmak gibi bütün ülkeler çekildikten sonra. Tabii burada birkaç noktadan değerlendirmek gerekiyor bu yaklaşımı. Şöyle bir nokta var. Buna katılıp katılmamakta tabii izleyici kendi yorumlamasıyla bir noktaya gelebilir. Yani Türkiye Batı'dan, ABD'den, NATO'dan ve Batı ülkelerinden son dönemlerde malum son yıllarda oldukça uzaklaştı. Problemleri arttı. Bir taraftan ekonomik zorluklar içerisinde yatırım bekliyor. İşte Türk lirasının dolar karşısındaki ya da euro karşısındaki durumu belli, Merkez Bankası'nın rezervlerinin durumu belli. Dolayısıyla Türkiye'ye sıcak para girmesi gerekiyor, döviz girmesi gerekiyor ve yatırım olması gerekiyor. Yani dış yatırımcının, uluslararası yatırımcının gelmesi lazım. Tabii uluslararası yatırımcı kendi dinamikleriyle, kendi kararlarıyla gelebilir ama yine de herkes kendi hükümetini dinliyor. Yani ABD'li yatırımcılar ABD hükümetini dinliyor ya da Avrupalı yatırımcılar hükümetlerini dinliyorlar. Dolayısıyla şimdi işte bu sıcaklığı vererek, bir arayı düzelterek yatırım almak. Bu Türkiye'nin yöneticilerinin geçmişten beri çok geleneksel olarak uyguladıkları aslında bir strateji. Rahmetli Özal döneminde de vardı bu örneğin. Yani ekonomiye destek alabilmek için örneğin ABD'nin Irak'taki harekatına destek vermek. Hatta kuvvet göndermek gibi. O dönemde işte Genelkurmay Başkanı istifa etmişti yani. Buna benzer şeyler Türkiye'de her zaman yer buldu. Yani bu Türkiye'nin istekliğinde bir faktör müdür? Dediğim gibi bunu dinleyicinin değerlendirmesi gerekiyor. Ama bir faktör olduğu yönünde hem uluslararası hem de ulusal çevrelerde, medyada, kanaat çevrelerinde önemli girdiler var yani burada. Birincisi bu. Ama bununla beraber tabii şunu da ifade etmek lazım. Türkiye Afganistan'da yeni değil. Yani 2000'lerden sonra AKP döneminde gitmedi. Ondan önce de vardı. İşte bahsettiğimiz gibi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hatta öncesinde de bizim her zaman Afganistan'a karşı apayrı bir ilgimiz oldu. Apayrı bir dostluğumuz oldu Afganistan'da. Yani bizim işte Orta Asya'da, Güney Asya'da doğal olarak Afganistan, Pakistan bizim doğal dostlarımız. Pakistan'la çok rejim benzemezliklerimiz var. Ama yani Afganistan çok daha yakın ve Afganistan bizim çok daha model almış bir ülke. Onun için Türkiye hep Afganistan'daydı yani. En azından kalbiyle, ruhuyla ve zaman zaman da fiziki olarak askeriyle, hastanesiyle, bilim insanıyla her zaman Afganistan'daydı ve Afganlar da her zaman bizdeydi. Dolayısıyla yani böyle bir ilgimiz var tabii yani Afganistan'a. Afganistan'da uzun süredir Türk askeri var. Ve Türk askeri hep şununla konuşulur Afganistan'da. Afgan insanlarını gördüğü anda silahının namlusunu onlara bir tehdit algılayarak ne olur ne olmaz diye silahların namlusu onlara çevrilmez. Aksine yere bakar. Türk askeri orada örneğin gözlük takarak dolaşmaz. Afgan insanının gözüne bakar. Siyah rayban gözlüklerini takmaz. Vardır ama takmaz. Onun gözüne bakar böyle. Gözden kalbine hitap eder. Onlar da bize böyle bakarlar yani. Ben de bulundum Afganistan'da bu arada. Uzun bir sürede bulundum. Yani onlarla dillerinizin anlaşmasına gerek yok. Kalpten anlaşırsınız yani. Ve Türkiye gerçekten muharip görev almadı askeriyle orada. Çok iyi bir izlenimi var. Çok iyi bir konumu var. Bunun üzerine dayanan bir istekliktir bu.
Yani altında asıl yatan şey bu güven duygusudur. Türk askeri orada diğer kurumlarla beraber, sadece asker değil bu arada yani, sadece bu ilişkiyi bozan bir dönem, bugün FETÖ dediğimiz yapı var. Bir dönem oraya da el attı, kurumları ele geçirdi, kurumların içerisine sızdı, maalesef okulların içerisine sızdı, bir o bozdu bir dönem. Onun dışında diğer Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer kurumlarıyla Türk ordusu her zaman kol kola, anlayış birliği içerisinde, akıl akla, zihinden zihine bir temas yoluyla yürüttü yani bu işi. Dolayısıyla böyle bir sermayenin, ben bunun adına sosyal sermaye diyorum, müthiş bir sosyal sermayemiz var. Onun üzerine kurulmuş olan bir ilişkidir bu. Müthiş bir güven vardır. Önemlidir yani bu. Onun üzerine kurulmuştur. Ha, bunun riskleri var mıdır? Evet, vardır. Tabii ki vardır yani. Sonuçta işte bir an önce ifade ettik, konuştuk yani bunları sizin sorunuzla. Orada Taliban var. Taliban içinde Talibanlar var. Orada barış isteyenler var, barışı bozanlar var. Orada savaş ağları var. Orada bu savaş ağları her zaman, savaş ağları şöyledir yani. Bir gecede köy satarlar. Bir gecede köyü değiştirirler. Yani bunlara çok güvenmemek gerekir. Bugün yalnızdadır, yarın karşınıza geçerler. Çıkarları çatıştığı zaman hemen karşıya geçerler yani. Ha, çok mert olanları da vardır mutlaka. Hepsini aynı kılıfa sokmayalım tabii ki yani. Mert, hiçbir zaman sözünden vazgeçmeyenler de, her zaman da güvenebilecekleriniz de vardır. Dolayısıyla bu derece çok unsurun bir arada bulunduğu yerde risk vardır. Yani önemli riskler vardır. Yani Türkiye böyle bir göreve talip olmuştur. Bunun için yanında ortaklar aramaya çalışıyor, bulmaya çalışıyor. Pakistan'la örneği olmaya çalışıyor. Ben onu çok şey bulmuyorum aslında, uygulanabilir bulmuyorum. Çünkü aslında Pakistan, Afganistan'da çok sevilmiyor. Yani belki oradaki Peştun nüfusu evet. Ama toplumun geri kalanı yani %60'a yakın kısım Taliban, Pakistan'ı çok sevmiyor. Onun yerine başka aktörler olabilir. Yani Malezya olabilir, Endonezya olabilir. Komşuların çok olmaması gerekiyor. Çünkü komşuların Afganistan'dan mutlaka beklentisi, çıkarı, tehdidi veya fırsat algısı var. Yani o biraz riskli seçenek diye düşünüyorum ben. Onun dışında nasıl bir şey olabilir, nasıl bir şey getirilebilir? Mutlaka üzerinde alternatif olarak düşünülüyordur. Riskler vardır. Tabii ki işte Taliban adı altında diğer örgütlerden saldırılar olabilir, provokasyonlar olabilir. Ya da illa Afganistan'ın içerisinden gelmesi gerekmiyor provokasyonların. Diğer örgütler tarafında olabilir. Sonuçta Afganistan'da bütün istihbarat örgütleri oradaydı. Askerler çekiliyor diye istihbarat örgütleri çekilmiyor. Onlar çekilmezler. NGO'lar var orada, sivil toplum kuruluşları var. Bunların bir kısmı binlerce. Yani sayısını bugün kestirebilmek mümkün değil. Yani binin üzerindedir oradaki NGO sayısı, sivil toplum kuruluş sayısı, hükümete bağlı olmayan diye adlandırılan kuruluşlar. Onların da %90'ı hükümetlere bağlıdır. Adları hükümetlere bağlı olmayandır ama %90'ı da hükümetlere bağlıdır. %10'u bağlı değildir tabii yani. Onlar gerçekten ulvi amaçlarla hizmet ederler. Ama %90'ın içerisinde bu arada ilgili devletlerin istihbarat birimleri de vardır. Ya dolayısıyla onlardan provokasyon olabilir. Yani Türkiye'nin orada gerçekten çok kendine aşırı güvenmeden, gücünü abartmadan, hedeflerini de abartmadan, hepsini optimize ederek, optimum bu noktada tutarak, tehdit algısını da, fırsat algısını da. Ya bu Türkiye'ye müthiş fırsatlar sunuyor. Türkiye bütün sorunlarını Afganistan üzerinde çözecek diye bir şey yok. O mümkün de değil zaten. Ya Afganistan'ı aldık, daha fazla taviz verirsek, o zaman bütün Batı yatırımı bize akar, akmaz. Ya Batı yatırımının akmasının şartları var. O Türkiye ile ilgili bir konu. O konunun Türkiye'de çözülmesi gerekiyor. Yoksa Afganistan üzerinden onu çözebilmemiz mümkün değil yani. Dolayısıyla bu beklentilerin, hedeflerin risk değerlendirmesinin ve beklenti değerlendirmesinin optimize edilmesi gerekiyor. Rasyonalize edilmesi gerekiyor. O yapıldığı zaman riskler azaltılabilir diye değerlendiriyorum. Teşekkür ederim hocam. Bizleri aydınlattınız. Son olarak bizim sormayı unuttuğumuz, belki de soramadığımız bir konu vardır. Eklemek istedikleriniz varsa konuyla ilgili onları da alabiliriz. Evet. Yani belki şunu söylemek gerekiyor. Kesinlikle yani Afganistan'daki sorun, oradaki çatışma hem Afgan halkı için hem bölge ülkeleri için önemli bir konu. Ya bunun mutlaka çözülmesi gerekiyor. Yani o bölge çok acılar yaşadı. Yani işte Sovyet yönetimine girmeden önce de Orta Asya'yı konuşuyoruz tabii.
Onlar geçmiş dönemlerde sürekli büyük oyunun içerisinde, büyük güçlerin mücadeleleri içerisinde piyano oldular. Onların üzerinden oynandı. Bölge insanları, Orta Asya'nın insanları ve ona komşu olan bölgelerin insanları daha iyi koşullarda yaşamayı kesinlikle hak ediyorlar. Bunun için de Afganistan'ın istikrara kavuşması hepsi açısından önemli. Çünkü Afganistan ortada kalıyor. Kuzeyde komşuları var, batıda komşuları var, doğuda komşuları var, Pakistan var, işte Hindistan komşusu değil ama oradan beklentisi, bağı ve çıkarı ya da tehdit algısı çok fazla. Türkiye'nin işte oraya bakışı var ve doğal olarak orası her zaman büyük güçler arasında, Rusya arasında, Çin arasında ve işte ABD ve Batı arasında bir nokta. Yani orada mutlaka barış sağlanması gerekiyor. Ama bu barışın da, Türkiye burada da rol alabilir aslında. Bir şekilde yani kolaylaştırıcı bir rol alabilir ama barışın illa sağlayıcıdır, mimaridir, o iddialı olur. Kolaylaştırıcı bir rol alabilir. Bütün ülkeleri herhangi biriyle büyük bir ittifak kurmadan tüm ülkeleri içine alan, kapsayan ortak mekanizmalar, platformlar, tartışma platformları ve işbirliği platformları yaratılabilir. Ben Afganistan'da barışı Pakistan'sız mümkün olmadığını öngörüyorum. Hindistan'sız da mümkün olmadığını görüyorum. Hindistan'ın da süreçte olması lazım. Komşular, evet onların da süreçte olması lazım. İran, onun da süreçte olması gerekiyor. Tüm bunlar sürecin içerisinde ise büyük güçlerle beraber ancak o zaman orada bir barış sağlanabilir. Bu barış da tüm bölge insanına, tüm Afganistan'a, tüm bölge insanına hitap edebilir. Türkiye böyle bir şeyde katkısı olabilirse bununla halk olarak, yöneticiler olarak gurur duymalıyız derim. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ediyorum.